Tuğçe, Erkan Özerman konuşalım istersen. Tamam, direkt Erkan Özerman'la başlayabiliriz Bilal Bey. Bu arada ilginçtir, ben yorumları falan okuyamıyorum. Siz okuyorsunuz ama Instagram'da herhalde yeni bir uygulama mı geldi? Zor da bağlandım bu arada. Değerli takipçileri beklettiğim için özür diliyorum. Hemen geldim, bağlanmaya çalıştım ama bir zorlandım. Erkan Özerman'la ilgili şöyle konuşabiliriz Bilal Bey. Ünlüler neler söylemiş? Bunların hepsini bir derleyip toplamak istiyorum ve sizin de yorumlarınızı merak ediyorum bu konuda. En son Sevda Demirel sizin canlı yayınınıza konuk oldu. Çok ilginç açıklamalar yaptı. Burada hepsini paylaşamayız. YouTube'dan izleyebilirsiniz değerli takipçiler. Sevda Demirel aslında sektörde Bilal Bey bu tarz olayların açık açık söyleyemeyeceğim. Az önce de bahsettiğiniz gibi kurallarımız gereği, Instagram kuralları gereği ünlü modacıların da bu işin içerisinde olduğunu ve ünlü mankenlerin hatta oyuncu mankenlerin de bu tarz şeylere maruz kaldığını üstü kapalı aslında bahsetti. Ben size şunu sormak istiyorum. Ben de sizin bir takipçiniz olarak merak ettiğim bir konu. Bu modacılar, özellikle erkek olan modacılar mı bu tarz hamlelerde bulunuyor? Yoksa kadın modacıların içinde de bu tarz hamleler yapan var mı? Sizin kulağınıza bu tarz şeyler geldi mi Bilal Bey? Önce bunu aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Ya bu ünlüler dünyasında o sektörde insanlar üstte olan insanlar yani güçlü olan insanlar ve işveren konumunda olan insanlar hem para kazanırlar hem de kendi zevklerini karşılamak için de başkalarını kullanmaya kalkarlar. Bu sadece bizim ülkemizde değil. Amerika'daki rezaletleri de duyuyoruz. Her yerde, insanın olduğu her yerde maalesef bu tür şeyler olabiliyor. Ama tabii bu insanların kişiliğiyle ilgili genelde. Yani her işveren bunu yapıyor diyemeyiz. Eğlence dünyasında, ünlüler dünyasında. Yani ama rakamlar yüksek. 10 işverenden ikisi yapıyor. Bu çok önemli bir rakam. Bana göre 10 işverenden ikisi yapıyor. Evet, bunun içinde modacılar da var, yarışma düzenleyenler de var, artist ajansı sahipleri de var. Var. Yani kadınlarla ilgili de duyumlar aldığımız oldu. Kadın ajans sahibi çevresindeki ama bunlar yıllar önce, 30 sene önce, 35 sene önce duyduğumuz şeyler. Bugün hiç kimseye bir şey ifade etmez. Olay yaşanmış olarak sadece söyleyeyim. Modacılardan da Sevda Demirel'in söylediği gibi modacılardan da onlar biseksüel modacı o kastetti. Bir tanesi gay modacı, bir tanesi gay, bir tanesi biseksüel modacı kastettiği isimleri ben de biliyorum. Yani Şu an hala popüler olan modacılar değil mi Bilal Bey? Yani bilmiyorum, tahmin ettiklerim ya doğru mu? şimdi gençler geldi artık. Gençler geldi artık. Genç modacılar geldi. Yani onlar pek gündemde değiller. Ara sıra gündeme geliyorlar ama yine dikiş dikiyorlar. Yani popülerlikleri kalmadı gibi. Ama o zamanlar çok popülerlerdi ve sürekli olarak. O zaman zaten eskiden defileler çok yapılırdı. Podyum her büyük otelde İstanbul'da her ay bir iki tane böyle güzel podyum kurulurdu. Ve bütün sosyetikler, bütün iş adamlarının hanımları, ünlüler o defileleri izlerlerdi ve hep oradan magazine malzeme çıkardı. Sürekli gündemdeydi. Mankenler, modacılar, kreasyonlar, oraya katılanlar, o izleyenler sürekli haberlere konu olurlardı. O arada da o Sevda Demirel'in dediği modacıların kulis arkasında mankenlerden faydalanmaya çalışmaları filan. Orada hani bir şey Yani evet. alabilirse, orada bir ışık alabilirse taciz ettiği mankenden onu daha sonra işte kendi mekanına çağıracak, yemeğe çağıracak filan falan gibi olaylar. Sevda'nın kastettiği oydu. Çağırmışlardı da, çağırmışlardır da, olmuştur da. Aynı şeyler Sevda Hanım'ın da başına gelmiş. Bunu sizlerle paylaştı. Bir televizyon programının, ünlü bir televizyon programının binasında kendisine de bu tarz bir hamle maalesef yapılmış ve siz ona sorduğunuz zaman ünlü olmak isteyen gençlere tavsiyeniz nedir dediğiniz zaman bizim çok fazla oyuncumuz var, çok fazla mankenimiz var, çok fazla ünlü insanımız var, şarkıcımız var, siyasetçimiz az dedi,
ressamımız az dedi. Yani sanatla uğraşan insan sayısı az dedi. Birazcık da onlara yönlenseler çok daha iyi olur dedi. Aslında biraz içindeki buruk söyleyiş tarzından da ben şunu anladım. Ünlü olmak aslında şu an biz evet izliyoruz, takip ediyoruz, bazen özeniyoruz kazandıkları paraları ama ağır bedellerin olduğunun da Sevda Demirel sizin programınızda bence altını çizdi. Evet, ben bu arada bana gelen bir mailden yola çıkarak bir yazı okuyacağım. Biraz sonra bu konularda bir yazı okuyacağım. Bu yarışmalarla ilgili bir yazı okuyacağım. Bir gazeteci arkadaşın yazısını okuyacağım. Bugün gördüm bu yazıyı. Bana gelen bir maille bu yazının farkına varabildim. Yayınlanmış bir yazı. Onu okuyacağım biraz sonra. Çok önemli. Herkesin dinlemesini istiyorum. Başka bu konuda Erkun Özerman yarışma konusunda soracağım bir şey var mıydı? Şunları da değinmek istiyorum Bilal Bey. Ünlüler açıklamalar yaptı bu konularla ilgili. Çünkü bize de geliyorlar hangi ünlü ne söyledi diye. Ben aslında hepsini bir şöyle bir toparlamak istiyorum. Sevda Demirel'in açıklamasından bahsettik. Semiha Yankı kendisi bizzat Erkun Özerman tarafından hoş olmayan şeylere maruz kaldığının altını çizdi. Çok kısa bir şekilde bahsedecek olursak Paris'te bir evde 15 gün boyunca kilitli kaldığının altını çizdi. Sadece reçel ve peynir yediğinin ve Erkun Özarman'ın kendisini başka adamlarla tanıştırmaya çalıştığının altını çizdi. Bunu da kısaca bahsedip Mehmet Akif Alakurt ise en çarpıcı detaylardan biriydi. Çünkü BES model birincisiydi. BES modele katılan biriydi. Bu kadar popüler olup oyuncu olup açıklama yapan herhalde tek kişi Mehmet Akif Alakurt'tu ve dedi ki evet böyle şeyler oluyor. Eğer dedi siz pas verirseniz yani sizden o ışığı alırsa Erkan Özerman bu hamleleri yapıyor dedi. Ama evet. Dedi ben bunu kabul etmedim dedi. Her kabul eden de birinci olacak anlamına gelmesin veya kabul etmeyen de dereceye giremiyor anlamı taşımasın dedi. Ben kabul etmedim dedi. Yani kendini o ortamdan, evet. O şeyden çıkarmak istedi. Çıkardı da ben dedi böyle bir şey kabul etmedim. Ama bu tarz teklifler dolaşıyor. Eğer Erkan Özerman o pası alıyorsa o kişi de bunu onaylayacak bir hal tavır görüyorsa bunun üzerine gider demişti. En çarpıcı da bence açıklamayı Mehmet Akif Balakurt yapmıştı. Evet, Mehmet Bunu Akif Balakurt'un. Söylemiş olalım. Evet, BES model birincisi bir kişinin çıkıp konuşması çok anlamlıydı. O yarışmada itham edilen yarışmayı kazanan birisinin çıkıp konuşması çok anlamlıydı. Bu konu yargıya da intikal etti. Dava süreciyle ilgili de bilgimiz oldukça izleyenlerimizi bilgilendireceğiz. Ben o bahsettiğim yazıyı okumak istiyorum. Ben evvel yazmış. 22.10.2018'de yazmış. Eski Türk filmlerini aratmayan sömürü hikayesi başlığıyla. Yazıdaki kahramanın ismini Selim koymuş ama Selim olmadığında yazının sonunda söylüyor. İsmini gizlemek için takma isim. Selim çocukluğundan beri ağır işçilik yaptığı için 2011'de 21 yaşındayken bel fıtığından ameliyat oldu. Tekstil atölyesinde makineci olduğunu ve günde 12 saat oturduğunu bilen doktor işini değiştir. Etrafındakiler elin yüzün düzgün, boyun posun var deyince gidip bir ajansa kaydoldu. Ajans sabah 7'den gece yarılarına kadar çalıştırıyor. Çekim başı 35 lira veriyordu. Genç adam figürasyon çekimlerine giderken bir yandan da birkaç yönetmen ile ünlü menajerin telefon numaralarına ulaşmıştı. Bunlar arasında bir modellik yarışmasının organizatörünün de numarası vardı. Selim bu modellik yarışmasına şansını deneyip oradan sinema veya dizi sektörüne geçiş yapabileceğini düşündü. Selim 2013'te ön elemeyi geçemeyince 2014'teki yarışmaya hazırlanmaya başladı. 30 Nisan'da yarışmanın başvuru formunu şahsen giderek adrese teslim etti. Binanın kapısından çıkarken içeri yarışmanın organizatörü girdi. Selim heyecanlandı ve organizatöre ait olduğunu düşündüğü telefon numarasına mesaj attı. Hocam bu numara doğru ise eğer az önce başvuru formunu bırakıp çıktım ve siz binaya girdiniz, yarışmaya gireceğim, bana fikir ya da öneriniz olursa sizi dinler bir çayınızı içerim. Birkaç saat sonra organizatör onu aradı ve yarışmaya girmek istiyorsan tanışmamız için ofise gelmen gerek diyerek onu çağırdı. Selim ertesi gün organizatörün ofisine gitti. Organizatör karşıma geç ve soyun. Vücudunu görmem lazım. Bakalım modellik için uygun mu diye buyurdu. Selim'in üzerinde sadece iç çamaşırı kaldı. Organizatör onu da çıkart dedi. Selim onu niye çıkarıyorum diye sorunca organizatör sen askerde muayene olmadın mı?
Sen yarışmaya girmek istemiyor musun? Burayı askeriye gibi düşün. Burada askerliğini yapar, tezkereni alırsın dedi. Ve sonrasında ona bunu okuyamıyoruz, kelime olarak söyleyemiyorum. Kurallar gereği, Instagram'ın kuralları gereği. Sonrasında ona bir davranışta bulundu. O gün 24 yaşıma girmiştim. Selim konuşuyor. O gün 24 yaşıma girmiştim. Doğum günümde en kutsal değerimi, hayallerim, geleceğim, okuyamadığımız kelimenin yerine koyuyorum. Doğum günümde en kutsal değerimi, hayallerim, geleceğim ve aileme düzgün bir hayat kurmak için feda etmiştim. O ofisten çıktığımda içim bulana bulana, çıkara çıkara, tüküre tüküre yürüdüm ve ağladım. Çünkü organizatörün dediğine göre yarışmaya girmek için bir yol vardı ve bu şarttı. Bizi yaşadığımızın mecbur olduğuna ikna etti. Selim o yıl yarışmada Hile ile E'yi birinci yaptıklarını söylüyor. Bir gün organizatör Selim'i yeniden ofise çağırdığında yarışmada derece alan genci organizatöre masaj yaparken gördüğünü anlatıyor. Bana bak, bu yeni yarışma birincisi. Bu yıl tezkeresini aldı dedi. Önümüzdeki yılki yarışmaya kadar benim için organizatörle temaslı mecburiyet başlamıştı. Yine söyleyemediğim kelime. Organizatörle temaslı mecburiyet başlamıştı. Çünkü 24 yıl muhafaza ettiğim en kutsal değerimi, yine söyleyemediğim kelimenin yerine koyuyorum. En kutsal değerimi beni kandırarak bozmuştu zaten. Selim'in anlattığına göre olaylar sonrasında şöyle gelişti. 2014'teki yarışmanın yarı final gala gecesinde organizatör 19 yaşındaki kardeşimle tanıştı. Selim'in kardeşiyle tanışıyor. Ertesi gün kardeşimi ofise getirmemi istedi. Gittik, organizatör bize yarışmaya gireceksin. Biriniz ikinci, diğeriniz üçüncü olacaksınız dedi. Ve bazı şeyleri yapmanın, yine söyleyemiyorum kelimeyi, onu bazı şeyler diye geçiştiriyorum. Kurallar gereği, Instagram kuralları ve YouTube kuralları gereği. Ve bazı şeyleri yapmanın mecburi olduğuna kardeşimi de ikna etti. Selim sonrasında organizatörün onu başka bir erkekle beraber olması için kandırdığını anlatıyor. Bana ne yap ne et onu elinde tut. İkimizin de işine yarar dedi. İkimizin de işine yarar dedi. Beni onun sevgilisi olarak yarışmacı, adam zengin olduğu için onu da sponsor yapacaktı. Beni onun sevgilisi olarak yarışmacı, virgül, adam zengin olduğu için onu da sponsor yapacaktı. Adamı da sponsor yapacaktı. Selim'in iddiasına göre birkaç ay sonra organizatör ona şimdi ünlü olmuş bazı eski yarışmacıların çıplak fotoğraflarını gösterip senin de bu tarz fotoğraflarını çekmek istiyorum dedi. Selim reddetti. Bana gösterdiği fotoğraflar çok ünlü bir oyuncuyu tehdit ederken kullandığı fotoğraflardı. 15 yaşındaki kardeşimi eylemleri için kullandı. Selim'in 14 yaşındaki kardeşinin fotoğraflarını görünce organizatörün çok yaşlıklı çocukmuş, getir bakalım. Belki onun yarışmanın çocuklar için olanına sokarım. Korkma, ben çocuk seven değilim. Açıkça adını söylemem mümkün değil dediğini söylüyor Selim. O ara kardeşim bir iki defa ofise geldi diyor. Anlattığına göre o dönem organizatör bir bahaneyle Selim ile ilişkisini kesti. Aradan bir yıl geçti. Gel barışalım diyerek Selim'i ofise çağırdı. Selim ofise gitti. Organizatör Selim'i sen boş ver yarışmayı, senin için başka planlarım var diyerek o ilki yarışmaya girmemeye ikna etti. Selim sonradan kardeşleriyle oturup konuştuğunda organizatörün kendisiyle görüşmediği bir yıl içerisinde kardeşleriyle bağlantıda kaldığını öğrendiğini anlatıyor. O bir yıl içinde 15 ve 20 yaşlarında olan iki kardeşimi yarışmada derece alacaksınız, ofise gelin ama abinize söylemeyin. O sizin önünüzü kesiyor diyerek eylemleri için kullanmış. 2018 başında Selim kendisini kandırılmış ve kullanılmış hissettiği için organizatöre yarışmada dönen dalavereleri, çocuklarla ilgili olanları basına açıklayacağını belirten mesajlar attı. Selim en sonunda bir gün hışımla ofise gitti. Organizatör ona senin için elimden geleni yapacağım, lütfen sakin ol dedi. Bir iki gün sonra Selim'i yarışmanın yeni sahibi olduğunu söyleyen bir adam aradı. Onu görüşmeye çağırdı. Selim ona bu yarışmadaki mağduriyetinden dolayı oluşan borçlarının silinmesini istediğini söyledi.
Selim'in iddiasına göre adam eğer susarsa onu başka bir yarışmaya sokacağını söyleyerek ona vaatlerde bulundu ama sonra telefonlarına çıkmamaya başladı. Selim artık susmak istemediğini söylüyor. Benim gibi başka gariban insanların hayalleriyle oynanmasın diyor. Şahit olduklarını şöyle sıralıyor. 2000 ile 4000 kişi başvuru yapıyor ve başvuru ücreti 150 lira. O zaman ücret öyleymiş. Daha sonra yükseldi. Fakat yarışma adil olmadığı için bu para ceplerine kalıyor ve kendi çevrelerinden bir zengini seçmiş olduğu kişi birinci yapılıyor. Kimi insanlar dereceye geleceksin vaadiyle kandırılıp onlarla ilişkiye giriliyor. İşleri bittikten sonra o kişiler kullanılmış olmalarıyla kalıyor. Bu kişi, söyleyemiyorum burasını, kardeşime de vaatlerde bulunup benimle görüşmediği sürede kullanmıştır onu da. Yazıdaki mağdurun ismi kendisini korumak amaçlı olarak değiştirilmiştir diyor. Bu yazıyı yazan gazeteci Melis Alpan. Yani artık, aslında gerçek ismi Selim değil. Evet, Selim bir organizatörün tuzağına düşmüş aslında. O evet, organizatörün ismi de belli değil. Melis Alpan yazıyı yazan gazeteci artıgerçek.com internet sitesinde yazı 2018 senesinde yayınlanmış. Evet Tuğçe. Tuğçe yani ilginç bir yazı ve ilginç olaylar. Başka magazinde konuşacağımız ne var Tuğçe? Gerçekten tüylerim ürperdi bu tarz olayların olmasına. Evet. Ama başka... lütfen gençler de bizi izliyorlarsa lütfen bu tarz teklifleri kabul etmeyin. Yani bu şekilde bir yere gelecekseniz gelmeyin zaten. Huzurla uyumak istiyorsanız namusunuzla şerefinizle lütfen bu tarz şeyleri kabul etmeyin. Şeyma Subaşı konusu var Bilal Bey.